Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanının erken seçim talebi var. Yani niye diyeceksiniz bu önemli? Şu şu nedenle önemli. Ya bu zamana kadar evet yani bir erken seçim talebi böyle biraz dillendiriliyordu ama bu kez çok net, çok kesin, çok keskin bir şekilde dillendirildi. O çok ilginç. Yani diyor ki Kılıçdaroğlu bu ülkenin kurtuluşu yani ülkenin içinde bulunduğu olumsuz e, koşulları kendi görüşüne göre ortaya koyuyor. Ve ardından da bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu Sayın Bahçeli'ye söylüyorum diyor. Yani Bahçeli diyor, e, harekete geçsin. Eğer bu ülkeyi seviyorsa, bekasını düşünüyorsa ülkenin, insanların huzur içinde yaşamasını istiyorsa, çık kardeşim yarın sabahtaki yeter artık seçime git, Türkiye'yi seçime götür. Yani Kılıçdaroğlu az önce de dediğim gibi daha önce de hükümetin erken seçime gitmek zorunda kalacağını ve seçime hazır olduğunu söylemişti ama bu kadar böyle net bir çağrı yapmamıştı. Bu, bu çağrının anlamını soracağım konuklarımıza biraz onu tartışmak istiyorum. Ee, acaba böyle bir seçim şeyi olabilir mi? İkinci konu tarikatlar konusunda cemaatler ve tarikatlar konusunda bir tartışma başladı. İşte bu gata'da ortaya çıkan böyle meczup kılıklı bir adam o görevden alındı. Ama hani onun doğurduğu hatta daha önceden de başlayan bir tartışma var ülkenin gündeminde. O da şu, ya bu yapılar hala devletin odak noktalarındalar. Tıpkı fetö gibi bunlar da işte yapılanıyorlar devlet içerisinde. Bunlar da yarın öbür gün devletin başına bela olabilir. Dikkat etmek lazım. Şeklinde uyarılar vardı gündemde uzun bir süredir. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı şöyle bir tweet attı. Dedi ki İçişleri Bakanı olarak söylüyorum herhangi bir inanç grubunun devletin bir takım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına bir istismar alanıdır. Doğru değildir, yalandır, provokasyondur dedi. Bunu da tartışmak istiyorum. Yani gerçekten bir tehlike var da o. Küçümseniyor mu yoksa ortada bir tehlike yoktu abartılıyor mu iki iki uçlu bir nok uçlu bir durum çünkü bir kısım insanlar soylu gibi düşünmüyorlar bir kısım insanlar da soylu gibi düşünüyorlar bu meseleyi de biraz konuşmak istiyorum biliyorsunuz yangınlar çıktı Hatay'da Hatay'daki ve ülkenin başka yerlerinde de yayıldı işte PKK'nın bir kolu olan bir örgütsel yapının bu yangınları çıkarttığına dair e, güçlü söylemler var. Daha doğrusu o örgütsel yapı üstlendi bu yangınları. E, bu durum da yeniden ya işte bu PKK kınanmıyor, kimileri kınıyor, kimileri kınamıyor. Ya yani böyle bir yangın karşısında hala sessiz kalanlar var falan türü bir tartışmaya yol açtı. Onu da konuşacağız. Şimdi bütün bunlardan önce ya Hakan Bayrakçı <laughs> bir bir çıkış yaptı. Kendisine de söylemedim programdan önce. Bir çıkış yaptı. Ne zaman da o çıkış Hakan Bey? Ee, şeyle mi ilgili? Canan Kaftancıoğlu, Kaftancıoğlu ile mi? Kaftancıoğlu ile ilgili. Cumartesi akşam. Geçen cumartesi akşam. Ee, bu cumartesi işte evet Semih Hanım programında. Semih Hanım. Bizim, bizim Semih Şahin'in programında. Evet. Ee, siz konu nereden açıldı da Canan Kaftancıoğlu'nun Ermeni soykırımı meselesini e, gündeme getirmesini mevzu ettiniz. Şimdi konunun nereden geldiğini hatırlamıyorum ama zaten yani benim Ermeni Ermeni soykırımını çok açıkça ima eden tweet'leri olsun. O Atatürk'le ilgili konuşmaları olsun filan. Çok rahatsız ediyor. Açıkçası bu konuyu dile getirmiş olan şu an hali hazırda Genel Başkan Yardımcısı olan bazı kişiler de var Ankara'da. Başta Hangi konuyu? Canan Kaftancıoğlu ile ilgili sorunları. Başta Faik Öztrak olmak üzere. Faik Öztrak açık bir şekilde top yani bilgi bilgi basına yansıyacak şekilde eleştirdi Canan Kaftancıoğlu'nu. Ne zaman, nerede, nasıl? Tabii efendim onun on 15 gün falan 10 gün oldu. Ne dedi evet, yani herhalde. Canan Kaftancıoğlu yanlış yapıyor mu? Dedi? Evet daha eleştirdi. Yani konunun eleştirinin mahiyetini hatırlamıyorum. Açık bir dille eleştirdi net. Şey, Şimdi şöyle Partinin yapalım. Partinin sözcüsü bu şahıs. Şimdi ben izledim sizin çıkışınızı. Böyle birden çok öfkeli bir dille yani öfkeli bir şekilde bağırarak e, tepki gösterdiniz Canan Kaftancıoğlu'na programda. Herkesin de dikkatini çekti. Çok da paylaşıldı o çıkış. Biraz yani böyle ses yükselmiş. Bir izleyelim. Sonra Canan Kaftancıoğlu buna bir cevap verdi. O cevaba Hakan Bayrakçı ne diyor onu soracağım. Ermeni soykırımı yapmadık diyoruz. Sözde er, Ermeni soykırımı diyoruz. Yapmadık bunu diyoruz. Gelin masayı derdimizi her hükümet anlatıyor. Ya her hükümet bu hükümet değil. CHP hükümetleri de dahil buna. Ya kimin hakkı vardır çıkıp ima yollu bile olsa şöyle bir tweet atmaya? 24 Nisan'da ne oldu? Neyin neyi kastettiğimi biliyorsunuz, değil mi? 1915 desem bir şey hatırlar mısınız? Allah Allah! Olmaz. Bir <laughs> Türkiye'nin ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı bunu diyemez. Şimdi Hakan Bayrak ne oldu? E biraz fazla bağırmışım da. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir adam değilim yani ben. Saygılı ve nazik bir adamımdır genelde. Bu ne yapıyor öyle peki birden e, ses yükseldi? Efendim ara sıra olur. E, sevdiğim ya da saygı duyduğum, dikkat ettiğim değerlerle ilgili veyahut kişiler, kurumlar falan böyle e, problemler olduğu zaman işte bazen her insan gibi ben de herhalde demek ki sinirleniyormuşuz ki hatta sonra ben o süreçten sonra görüntüde gizledik. Bana biraz fenalık geldi. Şu tarafa geçtim. Öyle mi? Tabii tabii. Ee, Sağolsun Şafak o sırada rejideydi. Ben e, şeyler getirdiler falan. Yani birkaç dakika sonra kendime geldim. Yani tansiyon düştü daha doğrusu. Ani bu tansiyon bu çıkıştan düştü. sonra. Evet. Sinirlenmenin ötesinde bir şey olmuş Hakan Bey. E, evet, çok Evet. Sinirlenmeyi de aşan. evet. Yani... Olay evet. <laughs> Size bir cevap yazdı bunu <laughs> izledikten sonra. Evet, ne kadar dokunmuş söylediklerim. Diyor ki, bir pazar eğlencesi, gençler, resimdeki insan, resimdeki insan sizsiniz. Evet, resim koymuş, ismini söylememiş. İnsanı da tırnak içine almış. Tabii. Sakın ola ki hayvanlara hakaret edilmesin, randevu alarak hiç beğenmediği kişiye övgüler düzerek, yani aynı bene, profesyonel çalışmak istemiş güvendiğim bir başkasıyla çalıştığımı ifade edince de tanımadığından olsa gerek genel merkezden iş koparabilmek için ahlaksız bir süreç tarif edip bari buna yardım olun diyebilecek kadar insan biri kürekle ağzının ortasına vurmuştum tahmin edebileceğiniz üzere. Gençler insan görünmeye değil insan kalmaya çalışan biri olarak pazar tavsiyem siz siz olun böyle insanlardan olmayın ki insan kalabilesiniz. Son olarak itiraf edeyim sevimli bir insan.